Merhaba arkadaşlar, Tarık'ta Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. TYT Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz, günlük hayatta gerçekleşen 1-2 soruları hangileri fizik biliminin çalışma alanı içerisindedir? Arkadaşlar 1. Sütten yoğurt elde edilmesi. Sütten yoğurdun elde edilmesi olayında kimyasal bir olay ve kimya alanının uğraş alanı birincisi yalnız. 2. Rüzgarların oluşması. Arkadaşlar rüzgarların oluşmasında basınç farkı ki fiziğin ilgi alanı içerisindedir. İkincisi doğru. 3. Küresel ısınma sonucunda buzullar erimesi. Isı sıcaklık olayı da fiziğin çalışma alanı içerisinde yer alır. 3'te doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? 2-3 D şıkkıdır. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz bir iş güç enerji sorusu. Toplam kütlesi 90 kilogram olan bir dağcı şekildeki dağa sabit hızla tırmanıyor. Yer çekilmesinin dağın her yüksekliğine sabit 10 metre bölü saniye kare büyüklüğünde olduğu kabul edilirse 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğru olur? Dağcı yerden 50 metre yüksekteyken yere göre potansiyel enerjisi 45 kilojoldur. Arkada yere göre enerjisi potansiyel enerjisi MGH'dan bulunur. Arkadaşlar dağcının kütlesi toplam 90 kilogram. Yer çekimimiz 10 ve yerden yüksekliği ne kadarmış? 50 metre kadarmış. Peki bulduğumuz jul olduğu için kilo jule çevirmek için tabii ki neye böleceğiz? 1000'e. Arkadaşlar şu sıfırlar birbirini götürür. Şurada birbirini götürür. Şurada birbirini götürür. 9 çarpı 5'ten potansiyel enerjisi 45 kilo jule kadar olur. Birinci ifademiz arkadaşlar doğru olur. Peki ki dağıtımın zamanla mekanik enerjisi artar. Arkadaşlar mekanik enerji E mekanik eşittir. Potansiyel enerji artı kinetik enerjidir. Peki dağcı dağın tepesinden sabit hızla çıkıyor. Yani kinetik enerji değişmiyor sabit. Yükseldiği için potansiyel enerji yani mekanik enerji ne yapar? Artar. İkinci ifade doğru. Dağcı yer çekimine karşı iş yapmaktadır. Arkadaşlar yer çekimi aşağı doğrudur. Yer çekimine karşı iş yapmak için cisim yukarı doğru çıkmalı veya yükselmeli. Yer çekimine karşı iş yapmaktadır. Bu da doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? Edirne'dir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Hal değişimi olmaksızın sıcaklığı 5 derece olan cismin sıcaklığı 10 derece yükseltiliyor. Buna göre cismin 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sıcaklık 2 katına çıkmıştır. Arkadaşlar sıcaklığın birimi santigrat derece değil, sıcaklığın birimi kelvin derecedir. Bütün değerleri biz kelvine çevirip ondan sonra yorum yapacağız. 5 santigrat dereceyi kelvine çevirirken tabii ki 273'te toplanırız. 270 artı 5 de 278 kelvin derece olur. 273 artı 10'da 283 kelvin derece olur. Sıcaklık 2 katına çıkmış değil. 5 kelvin kadar değişmişse birinci ifademiz yanlış. 2. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi artmıştır. Artık arkadaşlar ortalama kinetik enerji sıcaklıkla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji artmıştır. İkinci ifade doğru. 3. İç enerji artmıştır. Maddelerin iç enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır. Isı aldığı için, sıcaklığı arttığı için iç enerji artmıştır. Bu da doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? Denizlidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Suyun kılca boruda yükselmesi olayla ilgili 1-2-3 olayların hangilerinin sebebi aynı fizik bilgisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar suyun adezyona kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için dar olan borularda yükselmesi olayına biz kılcallık etkisi diyoruz. Peki hangisi kılcallıkta ilgilidir? 1. Ağaç köküne dökülen suyun en üstteki yapraklara kadar ulaşabilmesi. Arkadaşlar yine suyun adezyona kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için ağaç içerisindeki damarlardan yukarı doğru yükselmesi olay, bu olay kılcallıkla ilgilidir. 1. Doğru. 2. Peçetelerin suyu emmez. Suyun yine adezyona kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için peçete içerisindeki dar olan aralıklardan su hareket eder, yer değiştirir. Bu olayda yine kılcallıkla ilgili var. 3. Torricelli deneyinde civanın ince tüp içerisinden yükselmesi. Arkadaşlar civayı normalde Torricelli olayında üst taraf açık olsaydı civa kohezyonu büyük olduğu için aşağı doğru inecekti. Ama civanın üstü ya da barometrin üstü kapalı. Açık hava basıncından dolayı civa daha yukarıda oluyor. Bu olay kılcallıkta değil
Bu olay açık hava basıncının varlığını kanıtıyor. Üçüncü yanlış cevap şıkkımız ne oluyor? 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar, 5. sorumuz, sürtünmeli elektrikleme konusuyla ilgili yapılan bir deneyde bir silgi pamukla kumaşa sürtülüyor. Daha sonra silgi pozitif yüklü bir cisme yaklaştırıldığında cismin silgiden uzaklaştığı gözleniyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar olay resmedelim. Bir tane silgimiz var. Silgimiz burada. Pamuklu kumaş, onu büyük çizelim. Pamuklu kumaşa sürtülüyor. Aralarında sürtünmeli elektrikleme olacak. Ha, silgi sistemden çıkartıyorum. Silgi burada. Silgi daha sonra artı yüklü, pozitif yüklü bir cisme yaklaştırıldığı anda cisim burada desem, cisim silgiden uzaklaşıyor. Arkadaşlar cisim silgiden uzaklaşıyorsa işaretleri aynıdır. Aynı işaret yükler birbirine ter, silginin işareti artıdır. Peki silgi artıysa sürtünmeyle elektriklenmede şu vardır. Cisimde zıt işareti ve aynı büyüklükte yüklenir. Silgi artıysa pamukta kumaş eksi yüklenir. Peki kimden kime yük geçmiştir? Daima hareket eden parçacıklar eksi yüklü elektronlardır. Serbest elektronlar onlar. Peki arkadaşlar, o zaman silgiden buna doğru eksi yükler geçmiş. Unutmayın, her zaman elektronların tersi yönünde bildiğimiz elektrik akımı oluşur. Buna göre hangisi doğru? Silgi artı elektrikte yüklenmiştir. Birincisi doğru. 2. Yalıtkan cisimler sürtünmeyle elektriklenebilir. Arkadaşlar silgide yalıtkan, pamukta yalıtkan ve sürtünme sonucunda yalıtkanlar elektriklenir. 2 doğru. Pamuktan silgiye artı yük geçmiştir. Unutmayın, asla artılar hareket etmez. Eksi yükler hareket ettiği için cisimler elektriklenir. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2. B'dir. Evet arkadaşlar, 6. sorumuz bir mıknatıs sorusu. X ve Y ile Y ve Z mıknatısları arasındaki manyetik alan çizgilerin şekil 1, şekil 2'deki gibi modelleniyor. Buna göre KLM bölgelerin kutupları 1, 2, 3 verilenlerden hangileri olabilir? Arkadaşlar soru çözümüne girmeden hemen şunu anlatalım. Manyetik alan çizgileri daima enden nereye doğrudur? S'e doğrudur. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Buna en kutbu yasak. Arkadaşlar burası ense, burası S olarak tek kutuplu mıknatıs olmaz. Peki manyetik alan çizgisi bir yerden bir yere doğruysa bir taraf S'e öbür taraf ne olacak? N. Peki N buysa L kısmı S olacak. Arkadaşlar L kısmı S'e buna S, burası N. Bu kutuplar birbirine aynı kutuplar olması lazım ki birbirine için. Şu sarı olan ense, burası da N. Arkadaşlar burası S'dir. O zaman K, L, M'nin işaretleri. K'nın işareti S, L'nin işareti S, M'nin işareti N. Arkadaşlar ya böyledir ya da biz N'den başlamayıp S'den başlasak bunun tam tersi olur. Ya S, S, N üçüncüsü doğru veya da bunun tam tersi N, N, S. Arkadaşlar birinci ifade doğru, ikinci ifade yanlış olur. Cevap şıkkı 1 ve 3 Denizli'dir. Evet arkadaşlar, 7. ve son sorumuz optikte. Hava ortamında bulunan eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilmiş yakınsak merceğe aynı renkte X ve Y ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. Mercekte kırılan X ışını O noktasından geçtiğine göre Y ışını hangi noktadan geçer? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı da yaparız. Hava ortamı dediğim mercek kendi özelliğini gösteriyor. Altını çizelim. Hava ortamındaki mercek kendi özelliğini gösterir. Şu yakınsak mercek. Arkadaşlar yakınsak mercek, ince kenarlı mercek gelen ışını asal eksene yaklaştırdığı için yakınsak mercek diye isimlendiriyor. Peki X ışınına bakın. Paralel gelen, asal eksene paralel gelen ışın nereden geçer? Diğer gibi modağından geçer ve kırıldıktan sonra O noktasından geçiyorsa arkadaşlar bu şekilde bir kırılma gerçekleşmiştir. Şu nokta arkadaşlar ince kenarlı merceğin veya yakınsak merceğin odağıdır. Birbirinin ötesi odaysa arkadaşlar burası merkezi, yani 2F'dir. Merceklerde çift odak, çift merkez var. Burası F ise bu tarafta F'tir. Burası 2F ise burası da 2F'tir. 2F'i merkez gibi düşünebilirsiniz. Artık yer ışınına baksak. 2F'inden gelen ışın öbür 2F'inden geçecekmiş şekilde böyle kırılır. Uzatınca direkt hangi noktadan geçse M noktasından, cevap şıkkımız ne oluyor? C'dir.